Hangi elbise modelleri kadınları daha uzun boylu gösterir? Duayen modacı Yıldırım Mayruk'tan hayat kurtaran tiyolar geliyor şimdi ekrana. Şu 100 santimse aynı yerden şöyle yaptığım zaman bakın kısalıyor etek burada. Hangi elbise modelleri kadınları daha uzun boylu gösterir? Etek boyunuz yani bu tabii dize esas aldığımız zaman yerden ne kadar kısaysa. Duayen modacı Yıldırım Mayruk'tan hayat kurtaran tiyolar magazin 8'de. Ufak bir kadın da bunu çok güzel giyebilir. Yaşayan efsane ünlü modacı Yıldırım Mayruk engin bilgilerini magazin 8 izleyenleri için açıklıyor. Kadınlar bacak boyunun uzun göründüğü elbiseleri tercih etmeliymiş. Şimdi bunun tireleri var. Çok kısa boylu bir adam biraz aşağı doğru uzayan bir etek giydiği zaman yani şöyle tarif edeyim size bakın. Şu 100 santimse aynı yerden şöyle yaptığım zaman bakın kısalıyor etek burada. Yani biraz bol bir etekle bacak boyunu daha uzun gösterebilir. Ancak beden ölçülerine göre doğru elbise seçimi bir kadının güzel görünmesi için bir numaralı şartmış. Şimdi zaten platformlu fabuşlar var. Bacaklar çok uzadı ama burada çok dikkat alınması lazım gelen bir şey var. Bu beden boyu kısacık, bacak boyu çok uzun. Şimdi genelde bütün hanımlar bir strapless var hakkında. Yani büyük bir etek, bacağı uzun gösteren 15-17 santim pabuçlar giyiyorlar, 25 santime kadar. Bunları koyduğunuz zaman beden boyu küçücük bir strapless giydiği zaman o zaman üstü bu kadar, altı bu kadar oluyor, proporsiyon bozuluyor. Onun için o zaman böyle büyük etek giyenlerin veya böyle yüksek platformlu pabuçlar giyenlerin strapless değil, omuzlu bir elbise giymeleri. En azından atlet gibi dediğimiz bir şeyde bu mesafeyi uzatmaları lazım gelir. Daha uzun boylu görünmek için bir tüyo daha veriyor kadınlara Yıldırım Mayruk Hoca. İkincisi, mesela bakın kısa etekler bacağı daha uzun gösterir. Etek boyunuz, yani bu tabii dize esas aldığımız zaman yerden ne kadar kısaysa bacak boyu o kadar uzun gösterir, uzun gözükür. Yani bütün bunun şeyi, kuralı aşağıda çıplak bacak göstererek bacağı uzun göstermektir. Ayakkabı seçimi ve bakış açısına dair de önemli tavsiyeleri var Yıldırım Mayruk'un. Şimdi şöyle bir şey var, bunu giydiği zaman bu kadar bir pabuç giyip, yani bu üstü bu kadar ufacık kalırsa, bakın şu, bu uzun bir boya göre hazırlanmış bir elbise. Yani iyi bir gözle, bunun bir kuralı, belli bir kuralı, kesin böyle sıkı sıkı şunu yaparsınız demeye imkan yok. Çünkü her vücut değişiyor. Hepsi birbirinden farklı olduğu için biraz bakış açısı tabii önemli. Uzun boylu görünmeniz için 1.80 olmanıza gerek yokmuş. Elbise kısa ama yani süper bir mini değil. Dizden yukarıda. Altta upuzun bir bacak gözükecek. Bir strapless. Tabii çok ufak bir kadının elbisesi değil ama ufak bir kadın da bunu çok güzel giyebilir. Bu bacak boyunu ayarladığı zaman bütün mesele kurtulur. Değerli izleyenler, bu arada bir elbisenin kadını uzun boylu göstermesi için o elbisenin mini olmasına gerek yokmuş. Bu da uzun bir elbise. Bakın o uzun gösterecek bir elbise. Yani şu hat hem mesela bu tabii ki çok şey de demiyorum. Buralara toplanan drapeler, ufak bolluklar vücudun genişliğini keser. Yani ben şeylerde, çok genişlerde ufak bir drape ve buradan ufak bir bollukla bu geniş vücudu ikiye bölüyorum. Bu drapelerle karnı kapatıyorum. Yani modeli söylediğiniz zaman normal olarak böyle bir elbisenin insanı zayıf yapacağı da kimse inanmıyor ama öyle yapıldığı zaman şey yapıyoruz, şimdi size çizerim de. Yıldırım Mayruk eline kağıdı kalemi alıyor ve tüyolarına devam ediyor. Bakın bu elbisede
Eğer şeyse, dekolte çok güzelse dikkati oraya çekmek için açıyorum. Olmazsa müsait olduğu gibi kapatıyorum. Burası göğsün altı. Büyük göğüsse göğsü birazcık ufaltarak işten çalışmayla drapeyi mümkün olduğunca belden yukarıya topluyorum. Buraya bu drapeleri verdiğim zaman göğsü, burada da karnı saklıyorum. Şuraya verdiğim vere bollukla da bu hanımı ben ikiye bölüyorum. Yani geniş olan hanımı ikiye bölüyorum.